Damar, tansiyon, damar tıkanıklığı hakkında bizleri bilgilendireceksiniz. Hangisinden başlayalım hocam? Kalp damar. Kalpten başlayalım isterseniz. Damarlardaki yağlanma, daralmanın, sertleşmenin sebebi ne? Tamam. Ondan Evet, başlayalım. sebebi ne? Onun sebebi alkol, en büyük sebebi. %60, %70. Ha, bu kişi alkol içer, kalp damar rahatsızlarına sebep olur. Karaciğerde yağlanmaya, pankreasta yağlanmaya sebep olur. Pankreasta yağlanmaya sebep olursa diyabet, şeker hastalığı ortaya çıkar. Hocam düzeltelim şöyle. Rejiden arkadaşlar uyardı da. Heh. Ha, oldu mu? Sesiniz net geliyor hocam. Yani Evet. diyabet, şeker hastalığının sebebi pankreasın yağlanması. Evet. Alkol nedeniyle karaciğerde yağlanma olursa enzim anormallikleri de kötü kolesterol yükselip iyi kolesterol azalmasına sebep olur. Bu da karaciğer yağlanırsa damarlarda da yağlanma, daralma, sertleşme, beyin kanamasına, kalp krizine vesaire gider. İki türlü alkol var. Bir, kişinin içerek aldığı alkol. İki, bağırsaktaki mantarların üretmiş olduğu alkol. Yani kişi hiç alkol kullanmaz. Fakat antibiyotik, ağrı kesici, antidepresan gibi kimyasal ilaç kullanmışsa bağırsaklara yerleşen mantarlar toksik madde üretir. Etan, metan, bütan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi zehirli alkoller. Nereye gidiyor bu zehirli gazlar, zehirli alkoller? Emiliyor. Emilen bu toksik maddeler, zehirli gazlar ve zehirli alkoller karaciğere gelir. Karaciğer arıtmaya çalışıyor. Neyle arıtır? B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asitle. Fakat faydalı bakteriler, bu vitaminleri üreten faydalı bakteriler azalmışsa B6 vitamini, B12 vitamini düştüğü için Evet. homosistin isimli toksik bir madde ortaya çıkar. Hocam terimi de biraz böyle açarak şey yapalım mı? Seyircilerimiz de anlamayabilirler. O dediğiniz Homosistin terim toksik bir madde. Yani toksik. proteinler, amino asit toksik yani zehirli. Ha, zehirli gazlar. Ha, Zehirli. zehirli gazlar diyelim çünkü ben de Yani alkol nedeniyle bilmiyorum. mantarların üretmiş olduğu alkol Evet. olsun veya kişinin içmiş olduğu alkol Evet. fark etmez. Hangi alkol olursa olsun karaciğerdeki yağlanma, pankreastaki yağlanma veya beyin damarlarında veya kalp damarlarındaki yağlanma, daralma. Bütün organlardaki yağlanma, daralma, sertleşme ve kolesterolün sebebi %70 alkolden kaynaklanır. Hocam Şimdi vücudumuz yeteri kadar alkol üretiyor. Bir de onun bağırsaktaki mantarlar bağırsakları üretir. işte hem mantarlar bir de onun yanında böyle biralar bir artık yaz geliyor değil mi? Hani alkolü aslında çok fazla tüketen bir milletiz değil mi hocam? Hani siz de Almanya'da uzun yıllar yaşamışsınız. Hani %90'dır herhalde değil mi? Hani yüzdeye vuracak olursak Almanya'da alkol televizyon tüketimi. kanallarında mesela alkol reklamı yapan dizi oynatılmaz. Yasaktır. 29 yıl orada kaldım. Yani kadeh tokuşturmak. Mesela bizde bir polisiye dizi var. Adamlar birayla başlıyor. Rakıyla devam ediyor. Şarapla bitiriyor. Yani çok güzel bir polisiye dizi. Amiri memuru hepsi televizyon programında alkol içiyor. Ne oluyor? Kötü örnek. Kötü çocuklara, gençlere Tabii. kötü örnek oluyor. Tabii. Türkiye'nin en önemli, en çok reytingi olan bir televizyon kanalı sürekli ve düzenli olarak alkol reklamı yapıyor. Alkol reklamı. Dünyanın hiçbir ülkesi bu tür alkol reklamına müsaade etmez, edilmez. Neden bunu önlenilmiyor anlamadım. Türkiye'de çok fazla var değil mi hocam? Televizyon kanalında bu televizyon dizisi başladığı zaman, polisiye dizi, başladığı andan itibaren alkolle başlıyor, alkolle bitiyor. Alkolle başlıyor, alkolle bitiyor. Evet. Ne oluyor? Kime, neden, niçin yapılıyor bu? Kime hizmet ediliyor? Evet. Yani kötü örnek oluyor. Mesela Almanya'da 29 yıl kaldım. Hiçbir televizyon kanalında bu kadar, yani bir yılda bile bu kadar alkol reklamı yapılmamıştır. Yapılmaz. Yasak. Değil mi hocam? Türkiye'de de çok Ya, fazla tüketim. yani sadece bir televizyon dizisinde bu kadar alkol reklamı yapılıyor. Evet. Yani kötü örnek. Dizi güzel. Fakat alkol, Reklam her şeyde içerikleri, alkol. Her şeyde alkol. evet. Reklam değil, televizyon dizinin içerisinde alkol, amiri İşte memuru, o bir de da bir nevi reklam oluyor artı sayın hocam. polisi Evet. halkın gözünden, yani vatandaşın gözünden düşürmeye yönelik yanlış bir şey, imaj. Evet. Ha, bizim polisimiz hep alkolik mi diyor, vatandaşta bir imaj oluşacak bu, yanlış. Bu tür dizileri çevirenler, yönetmenler vesaire dikkat etmeli. Burada milyonlarca insan seyrediyor bunu, etkileniyor. Evet. Bunun önüne geçilmesi gerekir, yani rastgele alkol reklamının yapılması önlenmesi gerekir. Evet, bu konuya Yani da bilmiyor mu değinmiş bunlar olduk. karaciğer iflasına sebep olur? Değil mi?
pankreas iflas eder. Beyin kanamasına sebep olur alkol. Evet. Kalp krizine sebep olur. Damarlar yağlanır. İflas eder. Alkol için erkek kişinin cinselliği gider. Özellikle bira içenleri biranın içerisinde şerbetçi otu olur. Şerbetçi otu. Şerbetçi otu birçok etken madde içerir de ikisi bizim için önemli. Nedir? Humulon, lupulon denen iki etken madde içerir. Bu iki etken madde bayanlardaki, kadınlardaki dişilik hormonu östrojenle aynı etkiye sahip. Yani bira içen bir erkeğin göğüsleri büyür zamanla. Göbeğin büyüdüğünü artık herkes bilir. Göbeği karnı şişer 2. Cinsel organı küçülür 3. İktidarsızlık başlar 4. Evet. Hocam yüksek kontrol yüksek kolesterole geçelim isterseniz. Evet, geçelim. Şimdi alkol nedeniyle veya yanlış beslenme nedeniyle diye. Evet. Proteinler amino asit karaciğer yağlandığı için proteinler amino asitlere dönüşmesi gerekirken yani vücuttaki hücrelerin yapımında kullanılan amino asite dönüşmesi gerekirken karaciğerin yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaması nedeniyle homosistin denen toksik bir madde ortaya çıkar. Evet. Bu toksik madde kötü kolesterolü oksitler. Oksitlenen LDL kolesterolünü bağışık sistemin mikrop gibi algılar. Mikrop. Makrofaj yani mikropları yiyen bizim T hücresi, B hücresi gibi bir element. Makrofaj. Bu ahtapot gibi bir hücre. Makrofaj. Güzel benzetmelerinizden yine bir tanesini yaptım. Milyonlarca gözü varmış gibi mikropları, bakteri, virüs ve mantarlar yer ve onları parça parça da T şeklinde, Y şeklinde antikorlar fırlatarak öldürür. Bu sürekli mikrop gibi algıladığı LDL kolesterolünü oksitlenerek yerse ne olur? Balon gibi şişer, patlar. Sümüksü, süngerimsi, yapışkan bir madde ortaya çıkar. Bu da damarların iç yüzeyinde yama gibi yapışır yapışır. Yamalı bohça gibi olur damarlar. Hocam süpersiniz ya. Yamalı bohça. Evet, yamalı bohça. Damarların içinde oluşan bu yamalı bohça gibi oluşursa damarlar ne olur? Bünyemiz bu yamalı bohçayı arıtmak için özel bir enzim salgılar. Evet. O plakları çözmek için üretilen enzim damarları da eritir yavaş yavaş. Lipidi de eritir faydalı olan. O zaman ne olur? Damarlar incelirse hafif bir sinirsel gerginlikte veya hafif bir tansiyon yükselmesinde kişide beyin kanaması, kalp krizi gibi rahatsız ortaya çıkar. Çünkü damar inceliyor. O enzim sadece plak çözmüyor. Damarların içindeki lipidi yağı da çözüyor. Damarlar inceliyor. Kırılgan hale, çatlar hale geliyor. Hocam bu rahatsızlığı yani olan alkol izleyicilerimizin tehlikeli. Evet. Tabii ki her rahatsızlığın şimdi dışında. Kişi neyi alkol almıyor da bağırsaklarında mantardan dolayı mantarları alkol üretiyorsa doğal oluşan alkoller. Evet, mantarlar alkol üretiyorsa bağırsaklarındaki mantarı buna karşı aloe vera jel sadece ve sadece dünyada mantara karşı, her türlü mantara karşı en etkili ürün aloe vera jeldir. Bununla ilgili elimizde belgeler var, bilgiler var. Klinik evet, araştırması geçen var. Geçen programımızda da hatırlatmıştık. Louis Pauling Enstitüsü, Kaliforniya'da. Bunlar yıllarca aloe vera jelle ilgili bu bitkinin içindeki jelden olur bu. Artı 19 çeşit bitki ve çiçek balı içerir. Tadı da güzel, içimi de güzel. Çiçek balı. Çiçek balı. Bağırsaktaki mantarlar, yani, evet tadı güzel. Bağırsaktaki mantarları yok eden en etkili ve doğal üründür. Diğer aloe vera jellerden Amerikalıların, Avrupalıların ve Asyalıların yaptığı aloe vera jeller haşlandığı için veya kaynatıldığı için içindeki etken madde, amino asitler, vitaminler, enzimler yok oluyor. Ben bunun üzerinde 19 yıl önce çalışmaya başladığımda ben de üretemedim. Çünkü bunun birleşiminde aloe veranın aloin denen bir madde var. İshal yapar bir, şişkinlik yapar iki. Bu et yan tesiri olan bu maddeyi ortadan kaldırmak için kaynatmak gerekir. Kaynattığınız zaman da en etken maddeleri, vitaminler, enzimler, amino asitler yok oluyor. Tabii, doğru. Ben bunu doğal olarak üretebilmek için 19 yıl çalıştım ve başardım. Dünyada. 19 yıl çalıştığınız 19 çeşit bitki var değil mi hocam? 19 çeşit bitki var içerisinde ve 19 yıl çalıştıktan sonra doğal aloe vera jeli ürettim. Hamdolsun. Dünyada ilk doğal aloe vera jeli üreten kişiyim. Hocam arkadaşlar numaralarınızı ve internet adreslerinizi de ekrana getiriyorlar. Sevgili seyirciler bu tip rahatsızlıklarınız varsa bilgi almak istiyorsanız hocamızın internet adreslerinden
detaylı bilgiye sahip olabilirler. Evet, ve araştırmaları da yapılmış değil mi? Hocam kendi sitelerinizde de var. Kitabınızda da zaten seyircilerimize hatırlatmıştık, göstermiştik. Yüksek kolesterolde ne öneriyorsunuz hocam? Kolesterole karşı ise iksir, damarlarda oluşan, beyinde oluşan veya diğer organlarda oluşan yağlanma. Hı-hı. Damarlar, bir insanda ortalama 100 bin kilometre uzunluğunda damar var. Damarlar aynı su borusuna benzetelim. Nasıl ki kireçli su borusunun içine geçtiği zaman tıkar. Evet. Yanlış beslenme, alkol nedeniyle damarlar kırılgan hale gelir. İçinde plaklar, yamalı bohça dedim ya. Damarlar evet. Yamalı bohça gibi olur. Evet. Ve bunda basit, da tıkanıyor değil mi? Basit bir tansiyon yükselmesinde, basit bir gerginlikte damarlar çatlayabilir, iç kanamalar olabilir. İksirin özelliği bütün plakları çözmesi. Aloe vera jeli nasıl ki bağırsaktaki mantarları yok ediyor, bu da bütün vücuttaki damarları temizler, arıtır. Hocam yediğimizle alakalı aslında değil mi? Yani besinlerle alakalı değil mi? En büyük sebep alkol %70. Yani alkol en önemli, en tehlikeli sebep alkol. Sigara. Çok fazla et tüketimi diye biliyorum alkol, ben. Yanlış mı biliyorum? Et beyaz arada et, bir yerse zararı yok. Çünkü vitamin ihtiyacını karşılamak gerekir. B12 vitamini ette yüksek oranda var. Çok yağlı. Et yerken haftada bir veya iki defa, yani her gün değil. Hı. Şimdi ben kendim mesela yıllarca ete karşı alerjim vardı. 17 yıl et yemedim. Ama şimdi her gün et yiyorum. Neden? Aloe vera jel olduğu için problem yok, korkmuyorum. Evet. Ha şimdi bir de şifalı bitkiler var. Kalp damar rahatsızlarına karşı. Alıç, öksüotu, zeytin yaprağı, sinirlot, adaçayı, ginseng. Bu gördüğünüz şu ginseng panax. Panax. Öksüotu. Ginseng. Damarlar için hafif bir etkisi var. Fakat bu genellikle nane gibi rahatlatıcı bir bitki. Ginseng. Fakat damarları tamamen, plakları çözücü özelliği yok ginsengin. Bununla ilgili çok reklam yapılıyor. Ginseng şöyle yapar, ginseng böyle yapar. Abartı var. Şimdi damarlar, yani bağırsakları aynı bataklığa benzetelim. Bataklığı kurutmadıkça damarlardaki plakları çözmeniz mümkün değil. Çünkü oradan sürekli toksik madde geliyor. Yani damarları temizlemek, aratmak, bağırsakları tedavi etmekten geçer. Bataklığı kurutmaktan geçer. Japonya'da bir araba sürücüsünü yakalıyor polis ve karakola götürüyor. Bakıyor ki o çok alkol içmişsin. Sen ne kadar bu kadar alkolü nasıl yürüyorsun diyor. Promili bakıyor ki o fırlamış. Ben hiç alkol kullanmadım diyor sürücü. Yalan söylüyorsun. Söylüyordun, söylemiyordun. Tartışıyorlar. Diyor ki ben aynı semtte 50 yıldır oturuyorum. Gidin bakın. Konuşun. Komşulara sorun. Gidiyorlar. Polis diyor ki bu adam alkol içer mi? İçmez. Hayatta alkol içmemiş. Fakat kanındaki alkol oranı o kadar yüksek ki sanki alkolün içine düşmüş gibi. O kadar yüksek. Ha, araştırıyorlar ki bağırsaklarında mantar sürekli zaten alkol üretiyor. Alkol içmeye gerek yok. Normal bir insanda da olabilir değil mi hocam? Hani böyle bir antibiyotik kullanan, ağrı kesici kullanan, antidepresan, kimyasal ilaç kullanan çok fazla. Herkesin bağırsaklarındaki faydalı bakteri azalıyor, vitamin üreten yerine mantar yerleşiyor. Mantarlar da alkol üretiyor, alkol. Alkol içmeye gerek yok. Bir de televizyonlarda alkol reklamı yapılırsa felaket. Değil mi hocam? Trafik çevirmelerinde mesela hani karşılaşıyoruz ya, çok fazla alkol aldım falan. Hani adam gerçekten almamıştır ya da bayan, her kimse gerçekten almamıştır. Ama o bağırsaklarındaki o mantarlardan dolayı alkol şeyinde, promilinde sınırı çok yüksek olabilir. Çok yüksek. Mesela Pakistan'da benim bir tanıdığım var. Adamcağızın ağzı 2 metreden kokuyor. Alkolik gibi. Diş doktoruna gitmiş. Kulak burun boğaz doktoruna gitmiş. Gastroloji doktora gitmiş, yani bir de bağırsak. Teşhis koyamamışlar. Hiçbir şeyin yok, hiçbir şeyin yok. Bana geldi. Ya bunun çözümü nedir? Dedim ki çok alkol içmiyorsun sen aslında. Adamcağız da dindar, abdestli namazlı birisi. Evet, evet. Alkolden değil, bağırsakları mantar diye yerleşmiş dedim. İlaç kullanmaktan. O da dişini yaptırdıktan sonra ortaya çıkmış. Evet. Dişini yaptırmak için aşırı antibiyotik kullanmış. İltihaplar yok olacak, sonra tedavi olacak. Kanal. Ondan sonra mantar oluşmuş. Evet. Her tarafı mantar kaplamış. Mantarlar durmadan zehirli alkoller üretiyor. Etil alkol, metil alkol, bütil alkol vesaire. Zehirli. Alkoller, alkol. Zehirli alkoller, zehirli gazlar. Hocam nasıl anlayacağız peki? Yani hani doktora gitmeden de aslında biliriz bizdeki rahatsızlığı değil mi? Hani antibiyotikler kullanarak. Mantarın teşhisi yok. Neden yok? Hani nasıl izleyicilerimiz nasıl anlarlar? Teşhisi çok zor. Çünkü mantarı futbol topu kadar büyüklüğünde düşünelim. Onu da.
Bakteriyi portakal kadar. Evet. Virüsü de misket kadar. Bağırsaklarda kanallar var 2 milyar. Bu kanallara da futbol sahasında kalecinin arkasında file var ya, file gibi düşünelim. Çok güzel. Bu fileden portakalla misket geçer mi? Geçer. Yani evet. Bakteri ve virüs kana karışır mı? Karışır. Mantar karışmaz. Neden? Büyük. Futbol topu kadar. Ve bağırsaklara kine gibi yapışır. Kandan, idrardan, defacetten mantarı teşhis mümkün değil bu nedenle. Gidiyor diyor ki vatandaş, ben doktoruma gittim, tahlil yaptırdım, bende mantar yok ama siz mantar diyorsunuz. Yok, teşhisi yok ki. Nasıl anlayabiliriz hocam? Bizler anlayabilir miyiz? Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, dövülmüş gibi hissetme. Yorgun, bitkin. Evet, polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborik eksem, deri hastalıkları, alerjik hastalıklar, romatizma. Yani bu hastalıkların hepsinin tetikleyen mantarlardır. Bağırsaktaki mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler nedeniyle karaciğer yağlanıyor, görevini göremez hale geliyor, iltihaplar azıyor. Yani bütün problem mantardan kaynaklanıyor. Ve mantarın da teşhisi yok. Sadece belirtileri var. Doğaltedavi.net veya gökçekiksir.com'da kişi girdi. Burada bağırsak mantarları ile ilgili çok detaylı bilgiler var. Ben kendim de bu konuda alerji nedeniyle yakalanmış oldum. Yani yıllarca araştırdıktan sonra tespit edebildim. Halsizlik varsa, özellikle hocam uyandığımızda bazen böyle hazımsızlık, kabızlık, ishal, bir de bağırsak rahatsızları. Bu halsizlik, evet. Bağırsağımızda mantar olduğunu gösteriyor. Mesela ben çok kendimden örnek vereyim. Çok yorgun kalkıyorum. Yorgun uyanıyorum uykudan yani. Hani bazı insanlar zinde kalkar, bazı insanlar... Bunun sebebi şu asidoz. Asidoz nedir? Kanın pH değeri 7.40. Yani hafif alkalik. Bünyemizde 100 milyon hücre var. Bu hücrelerin faaliyeti sırasında ne kullanılır enerji olarak? Arabada benzin, hücrelerimizin faaliyeti içinde glikoz, şeker kullanıyoruz. Sabaha kadar dinleniyoruz değil mi hocam? Uyuyoruz yani. Hani daha enerjik kalkmamız gerekirken ben mesela yorgun kalkıyorum. Yorgun kalkmanın iki sebebi var. Acaba benim bağırsaklarımda mantar mı var? Ya iki sebebi var. Bir, EBV virüsü. Kronik yorgunluk sendromuna sebep olan EBV virüsü. Evet. Epstein-Barr. İki, bağırsaktaki mantarlar. Üç, aşırı peynir yeme. Bunlar asidoza sebep olur. Asit. Alkol tabii bu arada. Peynir yiyorum hocam. Çok. İtiraf edeyim. Evet, geçen yani bunlar... gün konuşmuştuk peynirin zararlarını, ne kadar asitli olduğunu ama ben peynir yiyorum. Asidoza sebep olan yiyecek ve içecekleri bıraktığı zaman kişi, mesela birçok hasta okuyor bizim internette veya danışıyor. Sadece peyniri ve alkolü bıraktığı zaman 4-5 saat uyuduğu zaman kendine geliyor, dinç oluyor. Fakat peynir yiyorsa, alkol içiyorsa... Yok, ben alkol kullanmıyorum ama peynir... 10 saatte uyursa kendine gelemiyor. Dövülmüş gibi şey. 10 saat uyuyor. 10 saat uyuyor. Hocam süremizin sonuna geldik. Şöyle bir toparlayalım hemen. Kalp, damar problemimiz, rahatsızlığımız varsa, yüksek kolesterolümüz varsa seyircilerimize neler önerirsiniz? Aloe vera jel. Toparlayalım. Bağırsaktaki mantarlara karşı, midedeki bakteriye karşı... Doğal, %100 doğal, hiçbir yan tesiri yok. Damarlardaki yalanma, darama, sertleşmeye karşı iksir. İki ürünü kullanmak şart. Artı özel bir çay. Şimdi piyasadaki bitkisel ginkgo biloba, alıç, efendim öksü otu, lavanta gibi bitkilerden özel bir karışımımız var. Tansiyona göre de değişir. Yüksek tansiyon, düşük tansiyon problemleri olanlar için. Her bitkiyi kullanamıyoruz değil mi hocam? Her bitki karışımını ya da her bitkisel çayı kullanamıyoruz değil mi aslında? Yani şerbet çotunu kullanırsanız işte erkeklerde yavaş yavaş kısırlaşmaya kadar götürür yani. Çünkü kadınlık hormonunu yükseltir, erkeklik hormonunu düşürür. İşte bilinçsiz olunca şerbet değil mi hocam? Bilinçsiz bir insan işte kullandığında... Şerbet çotu mesela bazıları çayını yapıp satıyorlar. Yan tesirler ne olabileceği bir... Mesela Profesör Doktor Weiss, Almanların son yüzyılda yetiştirmiş olduğu en büyük ilim adamı. Diyor ki, bira kansere sebep olur diyor. Çünkü nitros aminler içeriyor, toksik madde içeriyor bira. Biranın içerisinde toksik madde var. Belgeledi Profesör Doktor Weiss. Evet. Almanların yetiştirmiş olduğu en büyük ilim adamı. Yani bira faydalıdır vesaire diyorlar ya. Evet. Kansere dahi sebep olduğunu belgeledi. Ölümcül olabiliyor. Hocam bugün bizlerle...